Muhakemat, ikinci makale, 10. mesele, bir kelamın selaseti ise bir derece hissiyattan tafralık ve iştibak etmemek ve tabiatı taklit ve harici temessül ve mesili garazda sedat ve maksat ve müstakarrın temeyyüzüdür. Selaset anla. Tıştaki kolaylık, anlatıştaki kolaylık, rahatlık, edebiyatta açık, kolay, akıcı, ahenkli ifade şekli. Kelamın selaseti ise bir derece hissiyattan tafralık ve iştibak etmemek ve tabiatı taklit ve harice temessül ve mesili garazda sedat ve maksat ve müstekarrın temeyyüzüdür. Bir kelamın akıcı ve etkileyici olması fikir ve hissiyatın beraber hareket etmesiyle mümkündür. Fikir üstten gidip altında hissiyat refakat etmez ise kelamın akıcılığı ve tesiri olmaz. Tabiatı taklit ise kelamın doğal ve yapmacılıktan uzak olması anlamındadır. Yani insanın tabiatında olan hissiyatı kelama yansıtmak ve Allah'ın tabiat ve fıtratta yarattığı özellikleri kelama yansıtmaktır. Harice temessül etmek ise kelamın dış dünyaya yansıması, böylece muhatabın kalp-akıl dünyasında aynı ile yansıyarak tesirde bulunmasına işaret eder. Yani kelam öyle bir hayat ve kuvvetle muhatabın ruh aynasında yansıyor ki adeta orada bizzat bulunur gibi bir hal alıyor demektir. Mesili garazda sedat ise asıl anlatılmak istenen mesajın berrak ve net bir şekilde muhatabın zihninde karışıklığa meydan vermeden anlaşılmasını temin etmektir. Yani kelam asıl maksada öyle bir yardım verecek ki mesaj karmaşık bir hal almadan berrak bir şekilde muhatabın zihninde canlansın ve anlaşılsın. Ve maksat ve müstakarrın temeyyüzüdür ifadesinde ise kelam içinde asıl maksadın istikrarlı ve seçkin bir kıvamda bulunmasıdır. Muhatap kelama nazar ettiği zaman bu kelamın asıl maksadı ve efendisi budur demelidir. Kelamda fikirle beraber hissiyatta tamam olmadan çifte atmak ve başka mana ve kelamlarla karıştırmak kelamın selasetini, akıcılığını, doğallığını bozar. Düzensiz, sistemsiz bir kelime ağı kurmak, manaları gelişi güzel iç içe sıkıştırmaktan uzak durmak gerekir ki selaset yerini bulsun. Manaların düzensiz, hissiyatsız bir şekilde kelamın içine boca edilmesi selaset ile bağdaşmaz. Hem de insan hayal ustalığı ve sanatı ile tabiata talebelik etmek gerekir. Ta tabiatın kuralı olan tesir ve etki eserinde görünsün, yansısın. Buradaki tabiat tabiri iki anlama gelir. Birisi söz ve cümlelerin zorlama ve yapmacılıktan uzak, doğal ve akıcı olması. İkincisi ise hakikatleri olduğu gibi aktarma, betimleme yeteneğidir. Suni ve doğal olmayan gıdalar vücuda zarar verir. Suni ve doğal olmayan kelam ve cümleler de kalbe tesir ve etki yapmaz. Bir fikir ya da tasavvuru ifade ederken harici şeylere benzetmek, onların şekilleriyle takdim etmek gerekir. Yani fikirlerin üstüne insanların ülfet ve ünsiyet ettiği teşbih ve kinaye elbisesini giydirmek gerekir. Cümlenin ana mesajı ya da asıl kastedilen mana, diğer işari ve yan manalardan seçilip belirgin olmak gerekir. Bu selasetin yapısına, sağlamlığına gerekli bir haldir. Kelamda hissiyat da tamam olmadan çifte atmak, başkasıyla mezcetmek selasetini tahir eder. Ve nizamsız iştibaktan, tevakki ve mani müteselsilede tederrüç lazımdır. Hem de sanatı hayaliyesiyle tabiata şakirtlik etmek gerekir. Ta tabiatın kavaninini onun sanatında inikas edebilsin. Hem de tasavvuratını öyle bir hariciyata muhaki ve müşakil etmek lazımdır. Faraza tasavvuratı dimağdan kaçıp hariçte tecessüm etseler hariç onları istilhak ve neseplerini inkar etmesin ve desin onlar benim yahut ki ennehu yahut veyahut benim veledimdir. Hem de kastın müstakarrı temeyyüz ve ağrazın mültekası tayin etmek selasetin selametine lazımdır.